Burada formülü verilen potasyum sorbatın molar kütlesi mol başına 150 grammış. Buradaki virgül bize buradaki 3 rakamın hatta 0'ın bile anlamlı rakamlar olduğunu söylüyor. Devam edelim. Potasyum sorbat gazlı diyet içecekleri eklenen koruyucu bir maddedir. Potasyum sorbatın bilinen derişiminde doymuş bir çözeltisi hazırlanmalıymış. Evet çözücü sulu bir çözeltiymiş. Bir öğrenci 45 mililitre doymuş çözeltiyi 1,25 molar hidroklorik asitle hem bir indikatör hem de bir pH ölçer olarak titre ediyor. Sorbik asit Ka'nın değeri 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. Cevaplamamız gereken iki soru var. Öncelikle potasyum sorbatla hidroklorik asit arasındaki tepkimenin net iyonik denklemini yazın demişler. İsterseniz önce iyonik denklemi sonra da net iyonik denklemi yazalım ki aradaki farkı görebilelim. İyonik denklem. İyonik denklemlerde eğer bunlar suda çözülmüşlerse, evet eğer bu bir sulu çözelti ise iyonlarına ayrışmış olacaklar. Öyle değil mi? Bu yüzden de hem tepkimeye girenler hem de ürünler tarafında göstermemiz gerekiyor. Potasyum sorbatı sulu çözeltide 1 potasyum iyonu artı C6H7O2. Bu da sulu çözeltide bir iyon olacak. Ve bir de çözülmüş hidroklorik asit için sulu çözeltide bir hidrojen protonu ve bir klorür iyonu daha doğrusu anyonu olacak. Bunun da sulu çözeltide bulunduğunu eklemeyi unutmayalım. Bunlar tepkimeye girdiklerinde ne olur? C6H7O2 hidrojen protonuyla tepkimeye girip sorbik asidi oluşturacak. HC6H7O2 sulu çözeltideki sorbik asitimiz. Bunu ve bunu hesaba kattığımıza göre geriye potasyum ve klorür iyonlarımız kalıyor. İşte böyle. Karşımızdaki iyonik denklemimiz ama net iyonik denklem değil. İyonlar hem tepkimeye girenler hem de ürünler tarafında. Evet her şeyi hesaba katmışız. Net iyonik denklemde neler olacağını tahmin etmiş olmalısınız. Potasyum iyonlarını hem sağda hem solda gördüğümüz için bunların üstünü çizeceğim. Aynı şekilde hem sağda hem de soldaki klor iyonlarını da çizelim. Böylece net iyonik denklemi yani sulu çözeltide bulunan C6H7O2 iyonunu bir hidrojen protonuyla birleştireceğiz ve ürün olarak da sulu çözeltide sorbik asit yani HC6H7O2 elde edeceğiz ve bu da net iyonik denklemimiz oluyor